Ve işte 2020'nin en iyi oyunu Elden Ring Network Test. Evet, tarihte ilk kez bir network testi yılın oyunu ödülünü alıyor. Tebrikler From Software, tebrikler Hidetaka Miyazaki. 2022'de asıl oyun çıkınca ona da yılın oyunu ödülünü veririz. Bu sayede 2 yıl üst üste aynı oyun ile ödül alan tek firma da siz olursunuz. Bence hiçbir sıkıntısı yok. Bütün ödülleri falan her şeyi size verelim hocam. Artık olay sizsiniz belli yani. Bu nedir oğlum? Oyun mu bu? Böyle oyun mu olur lan? Bu oyunsa diğerleri ne? Siz ne yaptınız abi? Biz bunu oynadıktan sonra bir daha nasıl diğer açık dünyaların yüzüne bakacağız? Resmen diğer tüm oyunları tahammül edilemeyecek hale getirecek bir iş çıkarmışsınız ortaya. Miyazaki Reis. Bak biz alışık değiliz böyle şeylere. Kaçtır şımartıyorsun bizi. Müptelan olduk Reis. Sensiz her şey tatsız, her şey anlamsız gelmeye başladı. Yapma gözünü seveyim. Oğlum ben aşık oldum lan bu oyuna. Miyazaki'nin liderliğinde Souls-like formülüne açık dünya cuk diye oturmuş. Hatta o kadar iyi oturmuş ki en başından beri olması gereken sanki buymuş da bizim haberimiz yokmuş gibi. Bu kapalı beta haritanın oldukça ufak bir kısmına erişim sağlamasına ve toplam oyunun sadece %10'unu falan barındırmasına rağmen o kadar dolu dolu ki. Ve bu doluluğun öyle Ubisoft oyunlarındaki gibi birbirinin aynısı içeriklerle sağlandığını zannetmeyin. Hayır abi, adamlar gerçekten her bölgede bambaşka düşman tipleri ve bambaşka bosslarla çeşitliliği sağladıkları gibi açık dünyayı nitelikli hissettirmeyi de başarmışlar. Kafanı ne tarafa çevirsen keşfedilecek bir şeyler, edinilecek deneyimler var. Hiçbir nokta gereksiz veya sadece alanı daha geniş yapmak için koyulmuş gibi hissettirmiyor. Tonuyla, atmosferiyle, temasıyla farkını ortaya koyup kimliğini oluşturduğu gibi barındırdığı içerikle de hakkını veriyor. Oyun içerik bombardımanı resmen ya. Sadece network testinde bile bu kadar çok şey koyabildiklerine göre yani. Ben bu yazıyı yazarken 2 seans yani toplamda 6 saat boyunca deneyim edebilmiştim Elden Ring'i ve ne zaman tam içeriği tamamladığımı zannetsem hep daha fazla olduğunu keşfediyordum. Tıpkı Breath of the Wild'daki gibi harita neyin nerede olduğunu pinpoint şekilde söylemeyip işin keşif kısmını tamamen size bırakıyor. Bu da ister istemez bazı şeylerin gözden kaçabilmesi demek. Ama işte oyunda yanlış yön diye bir şey olmadığını, ne tarafa giderseniz gidin öyle ya da böyle yeni bir şeyler bulabileceğinizi, yani oyunun vaktinizi boşa harcamadığını bilmek insanı keşif konusunda acayip motive ediyor. Haritanın girilmemiş hiçbir deneyini bırakmayan azimli oyuncular da benim gibi biraz daha üstün körü oyunculara kıyasla yine çabaların karşılığını bol bol alıyor. Yeri geldiğinde yepyeni bölgeler bile bulabiliyorlar. Yani içerik anlamında baya böyle hayat gömmelik bir yapım geliyor o kesin. Ama açık dünyadan bahsedip de onu gezmek için gerekli yegane şeyden yani atımızdan bahsetmezsek olmaz. Adeta bir nesneymişçesine item menüsten seçerek çağırdığımız atımız Souls-like türüne şaşırtıcı bir derinlik katmış. At kullanımı özellikle de at üzerine savaş olayı genel olarak çok da becerilemeyen bir konu. Yani şöyle bir düşünüyorum da oynadığım hiçbir oyunda at üzerine savaşmak o kadar rahat ki keşke hiç inmesem dediğimi hatırlamıyorum. Hangi oyun olursa olsun hep inmek için fırsat arıyordum. Ancak Elden Ring bana o aradığım at üzerinde savaş deneyimini yaşattı. Ve üstelik de bunu öyle olaya yepyeni bir bakış açısı falan getirmeden oldukça sıradan bir şema ile yaptı. R1 tuşu ile klasik hafif saldırılar, R2 ve L2 tuşları ile de atın sağına veya soluna iyi zamanlanması gereken ağır saldırılar uyguluyorsunuz. Bu kadar. Yani neredeyse at kullanılan her oyunda olan şey. Ama tüm oyunların aksine Elden Ring'de kontroller gerçekten çok rahat. Düşmana saldırayım derken tutturamayıp sürekli saçma sapan görüntülerin ortaya çıktığı bir oyun değil bu. Souls-like'da klasik olan kilitlenme özelliğini kullanarak atın doğrudan düşmana doğru hareket etmesini kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Acayip pratik ve eğlenceli. Karakterimizin at üzerindeki saldırı animasyon sürelerini tam olarak öğrenip doğru zamanlamayla tutturabilmek tatmin seviyesini apayrı boyutlara çıkarmış. Özellikle de kalabalık düşman gruplarına karşı o kadar kullanışlı ki ilk başta ulan bu oyunu biraz fazla mı kolaylaştırıyor yoksa diye düşünmedim değil. Ama sonradan fark ettim ki oyunun zorluğu da ona göre ayarlanmış zaten. Çünkü açık dünya oldu diye düşmanlar daha az zorlayıcı değiller kesinlikle. Her bir düşman karakterimiz için hala tehdit oluşturabildiği gibi üzerine bir de önceki oyunlara göre sayıları çok daha fazla. Hafızam beni yanıltmıyorsa eğer en kalabalık düşman grupları bu oyunda gibi duruyor. Ve etrafınız çok çabuk sarılıp hareket edemeyecek hale getirilebiliyorsunuz. İşte at bu tarz durumlara şartları eşitleyen etken oluyor. Sadece seyahati ve keşfi hızlandıran bir araçtan fazlası olması, işin savaş kısmına da böyle derinlemesine dahil edilmesi beni çok mutlu etti. Hatta bazı boss savaşlarının direkt olarak at göz önünde bulundurularak dizayn edildiğine eminim. Örneğin Ejderha Egg Hill boss'u. Bu fragmanlarda da gördüğümüz devasa ejderha çok geniş alanlara o kadar hızlı saldırabiliyor ki o saldırılardan at olmadan kaçmak pek mümkün değil gibi. Birkaç kez denedim ancak her seferinde sonucu hüsran oldu. Ama boss'a altımda at ile girdiğim anda her şey o kadar doğru, o kadar mantıklı hissettirdi ki. Evet dedim. Bu boss'un atla geçilmesi gerekiyor. Zaten oyun bir boss'ta atın yardımını almanız istemiyorsa onu nasıl kısıtlayacağını biliyor. Çünkü zindanlarda at kullanmak yasak. O yüzden zindan boss'larını seve seve eski usul yani taban vay kesmeniz gerekiyor. Adamlar boss'un hareket şemasıyla hissettiriyor zaten size at lazım mı değil mi diye. Ha, eminim ana oyun çıktığında at kullanmama challenge yapıp üzerine bir de hiç hasar falan yemeden bitiren bir ruh hastası olacaktır illaki. Ama makul bir deneyim için oyun sizden o atı kullanmanızı kesinlikle istiyor. Ki zaten tek atlı siz değilsiniz. Açık dünyada atlı düşmanlar da var. Yani kendinizi haksız bir
bir avantaj sahibi gibi hissetmeyin. Onların hızına yetişmenin en iyi yolu yine at kullanmaktan geçiyor malum. Ayrıca at kullanmanın da kendince riskleri var. Kaçmayı beceremez ve sağlam bir darbe alırsanız karakteriniz attan düşebiliyor. Düştüğünde de toparlanması bayağı bir sürüyor. Bu toparlanma sürecinde de düşmanlar size vurmaya devam edebildiklerinden ölmeniz işten bile olmuyor. Kısacası at üzerinde ekstra dikkatli oynamanız gerekiyor. Savaş anlamında attan aşırı memnunum. Ama keşif konusundaki kullanımına karşı ne hissetmem gerektiğinden emin değilim. Bundan daha önce de bahsetmiştim ama Elden Ring'deki keşif epey hoplama zıplamaya dayanıyor. Haritanın bazı bölgelerine ulaşmak için bildiğiniz tırmanmanız lazım. Ama stüdyo bunu bir tırmanma mekaniği veya ona uygun animasyonlar ile çözeceğine, Dark Souls 3'teki karakter animasyonlarını alıp ona internetten bulabildikleri en basit ve en ucuz zıplama animasyonunu monte ederek çözmeye çalışmışlar gibi duruyor. Ama sadece zıplama bakın. Herhangi bir tutulma falan filan yok. Doğal olarak da bir yerleri tırmanmaya çalışırken ortaya şöyle bir görüntü çıkıyor. Hani sanki buradan gitmemeniz lazımmış da oyunu glitchleyerek çıkmaya çalışıyormuşsunuz gibi. İşte at da bu tırnak içinde platformingin önemli bir parçası. Çünkü çift zıplama özelliği var. Ve bu yüzden de bir yerlere gerçekten ulaşıp ulaşamayacağınızı belirleyen yegane etmen at. Atı kullanarak çıkamayacağınız yer yok gibi bir şey. Bu çok eğlenceli evet de çoğu zaman kendinizi düz duvara tırmanırken buluyorsunuz yani. Bayağı absürt görünüyor. Ya şu işi daha akla yatar göstermenin bir yolu yok muydu ya? At at değil daha keçisi sanki. Gerçi harbiden keçi olabilir sonuçta boynuzları var. Videonun başından beri at at deyip duruyorum ama belki de keçidir. Ne bileyim ortaya karışık bir hayvan işte. Aman her ne olursa olsun şu tarz sahneler absürt duruyor. Ve bu da şu an için oyunla alakalı nadir şikayetlerimden bir tanesi. Tırmanma animasyonları haricindeki her şeye bayıldım. Yoksa zıplama muhabbeti ciddi bir eklenti. Önceki oyunlardaki o ufacık tümsekleri bile aşamamak insanı oyun dünyasından çok fena koparıyordu. Ve o kadar alışmışım ki o sınırlamalara. Bu oyunda da kaç defa ulan şuraya ulaşmak için kim bilir nerelerden dolaşıp gelmem gerekecek diye düşündüğüm oldu. Ve sonrasında aa bir dakika lan zıplayabiliyorum ben artık deyip oraya rahatça ve tabii ki mantıklıca ulaşabilmek acayip güzel hissettirdi. Ki evet aslında Souls-like bir oyunda zıplamayı ilk kez deneyim etmiyoruz. Daha 2 yıl önce çıkan Sekiro gerçeği var. Ama Sekiro yapısal anlamda ciddi farklı hissettirebilen bir oyunken Elden Ring ismine Dark Souls 4 denilse abes kaçmayacak kadar benziyor önceki Souls oyunlarına. Ve Dark Souls'un bu saçma sınırlamalardan kurtulmuş olması harika. Aynı Sekiro'daki gibi Elden Ring'de de zıplama mekaniği savaşların içine özellikle de boss dizaynına yedirilmiş. Bosslar artık sadece kaçınma hareketinizle kurtulamayacağınız saldırılar yapıyorlar. Hasar yememek için zıplayarak kaçmanız gerekiyor. 3. oyunda formülün hafiften monotonlaştığını ve sonra Sekiro'da tekrardan yükselişe geçtiğini düşündüğüm için bu zıplama olayının savaşlara entegre edilmesi beni mutlu etti. Göz önünde bulundurmanız gereken yeni bir hareket savaşlara ister istemez yeni bir katman daha katmış oluyor sonuçta. Bu arada bosslar felaket agresifler. Yine erken konuşup sonrasında kendimi rezil etmek istemiyorum ama bu betadaki bossların hepsi bana serinin geri kalanından çok daha agresif geldi. Size asla rahat vermemek için sürekli saldırıyorlar. Bitmek bilmeyen komboları var. Hani tam bitti diyorsunuz devam ediyor. Ha bu sefer bitti saldırmak için boşluğum kaldı diyorsunuz yine devam ediyor falan. Hatta yere düştüğünüzde bile vurmaya devam edebiliyorlar. Dark Souls'ların boss açıklık bırakana kadar kaç sonra saldır mantığına o kadar alıştım ki Elden Ring'de ciddi afalladım. Boşluk neredeyse yok gibiydi çünkü. Bıraktığında da o kadar az hasar vuruyordum ki savaş uzadıkça uzuyordu ve bu da er de geç hata yapmam ve ölmeme sebep oluyordu. Sanıyorum ilk seansımın rahat 3'te 1'ini şu Margit boss'unu harcadım. Ve onu alt etmemi sağlayan şey de pattern'ına alışmak ve reflekslerimi hızlandırmak değildi kesinlikle. Taktik değiştirmemdi. Elden Ring'i doğru mu yorumluyorum bilmiyorum ama sanki oyun sizden tüm macera boyunca tek bir şeye sarılarak oynamanızı istemiyormuş gibi geldi bana. Hani eski oyunlardaki gibi bir tane ağır kılıç buldunuz, hoşunuza gitti ve tüm oyunu onunla başka hiçbir şeye başvurmadan oynadınız gibi durumları kastediyorum. Elden Ring öyle saf yakın savaş veya saf büyü şeklinde değil de keyfinize göre şekillendirebileceğiniz, sizi farklı farklı bir sürü özelliği olan bir karakterle oynamaya teşvik eden bir oyun bence. Bize demoda verilen karakter sınıflarından yola çıkarak bile anlayabiliyoruz bunu diye düşünüyorum. Mesela benim oynadığım Bloody Wolf ilk bakışta kılıcıyla, kalkanıyla, zırhıyla falan tam bir pure melee sınıfı gibi gözükse de karakterin başlangıç özelliklerinden biri kilitlendiği hedefe kılıcıyla tepeden şimşek indirmek. Ve bildiğiniz aynı bir büyücüymüş gibi uzaktan o kadar rahat toplayabiliyor ki düşmanları insana hile gibi geliyor başta. Ama sonradan bosslarla karşılaşınca anlıyorsunuz ki durum hiç de öyle değil. Bu özelliklere ihtiyacınız var. Peki ne bu özellikler diye sorarsanız? Efendim bunlar Ashes of War diye geçiyorlar ve basitçe özetlersek Dark Souls 3'teki weapon artların biraz daha şekillendirilmiş halleri. L2 tuşuna basarak kullanıyorsunuz. Her silahın kendine has bir tanesi bulunduğu gibi yaptığınız keşif ve lootlama sonucunda yenilerini bulup isterseniz değiştirebiliyorsunuz da. Mesela Souls'ların vazgeçilmez demir bağışlarından biri olan Parry artık Ashes of War'lardan. Yani isterseniz Parry
bilgi değiştirip kalkana başka bir özellik ekleyebiliyorsunuz. İşte beta süresince en çok keyif aldığım şeylerden biri bu bulduğum yeni özellikleri denemekti. Çünkü çok işlevliler. Yani sadece basit saldırılardan ibaret değiller. Defansı artıran da var, silahı güçlendiren de. Hatta kalabalık kontrolü için bile skill'ler var. Ve hayır, bunlar büyülerle aynı şey değiller. Büyüler apayrı bir kategori olarak geçiyor. Yine böyle asa, tılsım falan gerektiriyorlar vesaire. Yıllarca Souls oyunlarını ya saf savaşçı ya da saf büyücü şeklinde oynamış bir insan olarak ilk kez Demon's Souls'da böyle karma bir karakter kullanarak bitirmiş, epey de keyif almıştım. Bundan sonraki oyunlarda da o şekilde ilerlesem tatlı olur diye düşünüyordum ki Elden Ring'in tüm dizaynının karma karakterler üzerine olduğunu görüp ayrı bir sevindim. Hatta oyun sadece bu çeşitli büyüleri değil, yardım çağırmayı bile teşvik ediyor oyuncuyu. Yine açık dünya keşiflerinin sonucu elde edebileceğiniz ruhlar var. Bir kere bulup item barınızı ekledikten sonra izin verilen alanlarda yardımınıza çağırabiliyorsunuz. Benim bulabildiklerim çok güçlü şeyler değildi. Öyle çok da etkili saldıramıyorlardı. Ama düşmanın, özellikle de boss'un dikkatini üzerine çekmeleriyle bana çok yüksek hasar vuran ancak uzun şarj sürelerine ihtiyaç duyan saldırılarımı yapmak için fırsat yaratıyorlardı. İşte bahsettiğim o zor boss'u da öyle geçtim zaten. Dikkatini başka bir yere çekip büyülü kılıç hamlemi kullanarak. Oyunda daha fazla vakit geçirip uzmanlaştıktan sonra bu Ashes of War'lara ve Summoner'a ihtiyaç duymadan sadece kılıcım ve reflekslerimle geçebilecek noktaya gelir miyim bilmiyorum. Ama ilk oynayış için doğru yöntem bize verilen tüm özellikleri kullanmak olacak, orası kesin. Ve neyse ki bu özellikler oyunu başka bir oyuncuyla oynarkenki kadar niteliksiz hissettirir hale sokmuyorlar. Yani başarı size değil de başkasına aitmiş gibi hissettirmiyor oyun. Bir iki kritik eklentiye daha bakarsak, oyun bir Sekiro kadar olmasa da gizliliği destekliyor. Yani eğilerek düşmanların arkasından yaklaşıp tek darbede işlerini bitirebiliyorsunuz. Sekiro kadar olmasa da dememin sebebi, onun aksine kancasıyla uçup kaçan ve düşmanların tepesine dikey açıdan binebilen bir karakterimiz olmadığından büyük düşman gruplarına karşı gizlilik çok da etkili bir yöntemmiş gibi gelmedi bana. En fazla bir iki tanesini öldürdükten sonra grubun geri kalan tarafından fark edildim hep. Aşırı zorlarsam belki tamamını gizlilikle temizleyebilirdim ama buna kasmaya gerek duyacak kadar kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Şimdilik sadece oyunda gizlilik öğeleri var diyerek atlıyorum konuyu. Savaşlar için epey önemli olacağını tahmin ettiğim bir diğer olay da düşmanları sersemletip kritik vuruşlar yapmak. Eski oyunlarda bunu özellikle Perry ile yaparken bu oyunda iki farklı mekanik daha var. İlki zıplayarak saldırmak. Düşmana doğru zıpladıktan sonra R2 tuşuyla yapacağınız ağır saldırılar bu sersemleme aşamasına doğru hızlıca yol almanızı sağlıyor. Diğeri de Guard Counter ki bu Perry'nin daha etkisiz ama daha kolay yapılan bir versiyonu gibi. Sol elinizde kalkanınız varsa herhangi bir saldırıyı blokladıktan hemen sonra R2'ye basarsanız karakteriniz özel bir animasyonla karşılık vererek yine sersemleme hasarı vuruyor. Bu iki saldırı tipini araya çok fazla boşluk koymadan ardı ardına birkaç kez yapabilirseniz bossları bile sersemletip kritik hasar vuruşu yapabiliyorsunuz. Ama olay şu ki, yani zıplama neyse de Guard Counter hareketi ciddi riske sokuyor size. Çünkü karşınızdaki düşmanın Sekiro'daki gibi falan bir böyle bir postür barı vesaire yok. Ne zaman sersemleyeceğini bilmiyorsunuz. Siz düşman kombosunun ilk hamlesinde Guard Counter yaparsanız ve boss sersemleme bir kombosuna devam ederse cooldown animasyonu bitene kadar can barınız da bitip gidebiliyor. O yüzden spamleyebileceğiniz bir özellik değil kesinlikle. Doğru zamanlama epey önemli. Bayağı beğendim bu muhabbeti. Savaşları derinleştiren bir başka katman daha. Ha bu arada Dark Souls 2'deki Power Stance olayını sevenlere müjde. Elden Ring Power Stance'i geri getirmiş. Aynı tipten iki silahı iki elinize birden takarsanız L1 tuşuyla yepyeni bir saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Karakteriniz iki silahı da aynı anda kullanarak ciddi yüksek hasar çıkarabiliyor. Şahsen Souls oyunlarında çift el silah kullanmak benim pek tercih ettiğim bir oynayış stili değil. O yüzden Elden Ring'de de kullanacağımı sanmıyorum ama Power Stance'in geri dönmesi hoş olmuş. Denemekten ayrıca keyif aldım. Şu an için yeterli bilgiye sahip olmadığımızdan çok da üzerine gitmek istemesem de beğenmediğim bir detayın da zindan dizaynı olduğunu söylemem gerekiyor. Serinin açık dünyaya dönüşmesiyle beraber Souls'u Souls yapan en önemli detaylardan biri olan bölüm ve dünya dizaynının neye dönüşeceği en önemli sorulardan biriydi. Açık dünyanın tabii ki Souls harita tasarımını korumasını beklemiyorduk ama yani zindanların, özellikle de ana zindanların o kaliteyi yansıtacağına emindim ben. Beta'da sadece bir tane ana zindan, birkaç tane de yan zindan var. Yan zindanlar tahmin edebileceğiniz gibi oldukça lineer, dizayn anlamında basit şeyler. Hani elle değil de yapay zeka tarafından üretilmişler gibi. Bununla bir sıkıntım yok. Ana zindan ise atmosfer ve görkemlik anlamında bariz şekilde el ile dizayn edildiğini gösterse de iş oynanışa gelince pek de bir numarası yok. Aynı oynanış videosunda gösterildiği gibi zindana girmenin iki farklı yolu var. Biri düşman birliklerini yara yara geçme üzerine, diğeri ise kale duvarındaki bir delikten içeri sızmak üzerine. Ama bunun haricinde zindanın geri kalanını dümdüz ilerleyip önünüze çıkan irili ufak düşmanları kesmekten ibaret. O iç içe geçmiş alengirli Souls-like zindan dizaynından eser yok.
Ha, beta'da zindanın tamamına erişimimiz yok. Biraz ilerledikten sonra karşımıza bir merdiven çıkıyor ve devamı için full versiyonu bekleyin diyor oyun bize. O yüzden bu zindan daha ne kadar ilerliyor, ilerisinde bizi ne gibi şeyler bekliyor bilmiyoruz. Sadece gördüğüm kadarıyla konuşuyorum ve gördüklerim pek iç açıcı değil. Umarım devamında daha nitelikli bir şeyler vardır. Son olarak da grafiklere değineyim. İlk sızan görüntülerden tutun resmi fragmanlara kadar görsellik hep Elden Ring'in zayıf noktalarından biriymiş gibi duruyordu. Bırakın yeni jenerasyon bir oyun gibi durmayı, baya baya Dark Souls 3'ün aynısı gibiydi sanki. Yani herkes için konuşmuyorum ama genel kanı böyleydi. Valla tüm o fragmanlardaki sıkıntı neydi bilmiyorum ama oyun hiç de kötü gözükmüyor arkadaşlar. Bir PlayStation 5 Demon's Souls'u değil belki ama kesinlikle Dark Souls 3 de değil. Sanat dizaynı her zamanki gibi zirveye oynuyor ama onun yanında ışıklandırma, renk paleti falan da baya iyi. Görsellik anlamında hiçbir şikayetim yok. Optimizasyon anlamında biraz var çünkü beta sıklıkla ciddi takılmalar yaşıyordu PlayStation 5'te. Ama adı üzerinde beta bu. Sıkıntılar olacak elbette. Şubat'a kadar vakit var daha. Çözecekler diye umuyorum. Çözmeseler de konsolda oynamaya niyetim yok zaten. PC akar yani her şekilde. Kısacası evet, Elden Ring gümbür gümbür geliyor. From Software bir kez daha piyasayı sarsacak. God of War Ragnarok çıkmıyor olsa kesin yılın oyunu olacak derdim de işte. Yani God of War güçlü bir rakip. Ama hangisi için daha çok heyecanlanıyorsun diye sorarsanız açık ara Elden Ring arkadaşlar. Beta'da gördüklerim oyuna karşı olan hype'ım 5'i 6'ya katladı. Hatta ilk beta seansından sonra çöktüm kaldım bildiğiniz. Ben 3 ay nasıl bekleyeceğim diye. Souls formülünün bir kez daha Miyazaki tarafından elden geçirilerek yenilendiğini ve ileriye doğru adım attığını görmek harika. Umarım oyunun tamamı çıktığında açık dünyadaki bossların sürekli tekrar etmesi gibi durumlarla karşılaşmayız. Yani kaçınılmaz gibi duruyor ama göreceğiz.